Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte hemen elimde görmüş olduğunuz Samsung Galaxy S24 FE akıllı cep telefonunun özelliklerine göz atacağım. Aramızda mutlaka bilenler vardır. Samsung'un FE isimli bir serisi var arkadaşlar. İlk olarak telefonlarla başlamıştı bu seri. Yani Fan Edition, hayran sürümü gibi bir anlamı var Türkçe'ye çevirdiğimizde. Daha sonra bu kulaklıklara ve tabletlere kadar da devam eden bir seri oldu. Genelde amiral gemisi modellerin biraz daha az özelliklere sahip olan sürümleri oluyor. Bu telefonda oldu, kulaklıkta oldu, tablette de karşımıza çıktı. Şimdi de S24 ailesinin bu FE sürümüyle birlikte artık yeni bir FE modeline kavuşmuş olduk. İlk olarak şunu söylemek isterim ki arkadaşlar, bu telefonun önemli bir farkı var. Bu telefon daha önceki FE modelinde, yani S23 FE modelinde şöyle bir durum söz konusuydu. S23'ten biraz daha büyük ekranlıydı ama S24 Plus kadar da büyük değildi. Bu model daha da büyük bir ekrana sahip, yani S24 Plus kadar büyük bir ekrana sahip arkadaşlar. Şimdi ben hızlıca teknik özelliklerden başlamak istiyorum. 6.7 inçlik 1080x2340 piksellik Dynamic AMOLED 2X ekranımız var. 120 Hz ekran yenileme hızı. Exynos 2400 400E işlemci, 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB olmak üzere bir depolama alan seçeneklerimiz bulunuyor. Kamera tarafında 50, 12 ve 8 olmak üzere üçlü bir ana kameramız var. 8K 30 FPS video kayıt yapabiliyor bu ana kamera. Ön kameramız 10 megapiksel ve 4K 60 FPS video kayıt yapabiliyor. Wi-Fi 6E özelliği var. Bluetooth 5.3, 4700 mAh'lik pil, 25 Watt kablolu şarj, 15 Watt kablosuz şarj ve kablosuz ters şarj özelliğinin olduğunu da söyleyeyim. Şimdi bu bir ön inceleme olduğu için S24 ailesinin özelliklerini ve S23 FE modelinin özelliklerini ve bu modelin özelliklerini bir tabloyla size sunmak istedim arkadaşlar. Ki ben tabloları çok seviyorum biliyorsunuz. Ve bu tablo yardımıyla hem önceki modeli, hem S24 ailesini, hem de bu modelin arasındaki farklılıkları çok net olarak göreceksiniz. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. S23 FE ile bunun arasındaki en önemli fark hemen görülüyor zaten. Ekran boyutunun büyümüş olması. 6.4 inçte S23 FE, S24 FE 6.7 inç. Ekran çözünürlüğü aynı, RAM aynı. Depolama alanında bunda 512 var ama 512 Türkiye'ye gelecek mi gelmeyecek mi belli değil. Yurt dışında da hemen satışa sunulmuyor. İşlemci tarafında ise S24 ailesinde Exynos 2400 vardı. Bu modelde Exynos 2400E isimli ayrı bir işlemci kullanılmış. Bu işlemcinin en önemli farkı ise 2400 modeline göre biraz daha gücünün düşürülmüş olması. Çok az ufak tefek bir iki noktada Samsung bazı özellikleri kırpmış. Bu sayede yeni bir işlemci ortaya çıkmış ama aslında 2400'ün devamı olduğunu söyleyebiliriz. Sadece ondan birazcık daha az güçlü. Bazı sentetik test sonuçlarını da şimdi ekranda göstereceğim size. 2400 ile 2400E arasında çok ufak tefek performans farklılıkların olduğu da görülüyor. Ekran yenileme hızları aynı S23 FE ile 24 FE arasında bir fark yok. Android 14 ile geliyor. İkisi de One UI 6 ki 6.1 ile geliyor 24 FE. IP68 var. Suya ve toza dayanıklılık. Kamera çözünürlükleri aynı ana kamera. Ön kamera da aynı arkadaşlar. Birebir aynı devam etmiş. Ekrandan parmak izi okuyucu var. İkisi de Wi-Fi 6'ya desteği sunuyor. İkisi de Bluetooth 5.3. 5G ikisinde de bulunuyor. Pil tarafında önemli bir fark var. Ekran büyüdüğü için doğal olarak biraz daha büyük bir pil tercih edilmiş. S23 FE'de 4500 mAh olan pil artık 4700 mAh arkadaşlar. Kablolu şarj kapasitesi aynı. Kablosuz şarj kapasitesi aynı, 25 ve 15. Yapay zeka özellikleri ikisinde de bulunuyor. Ters şarj ikisinde de var. Fiyat tarafına gelecek olursak S24 FE'nin 128 GB'ın fiyatı 29.000 TL civarında. 256 GB içinde fiyat 33.000 TL. S23 FE'de ise 22.800 TL'ye bulabiliyorsunuz 128 GB'ını. S23 FE'nin 256 GB'ın fiyatı ise 24.999 TL. Gördüğünüz gibi teknik özellikler tarafında bazı geliştirmeler yapılmış. Yani çok büyük farklılıklar var mı? Yok ama şöyle bir önemli fark var. S24 FE ile ilgili söylüyorum bunu arkadaşlar. Artık daha büyük ekranlı olmuş FE ailesi. Bundan sonra böyle devam eder mi bilmiyorum. Yani S25 çıktığında S25 FE de S25 Plus modeli gibi aynı boyutta olur mu bilmiyorum. Ama muhtemelen bundan sonra böyle devam etme ihtimalinde olduğunu göz önünde bulundurun derim. Yani daha büyük bir ekran var. Çünkü S23 FE büyük ekran olsun diye bir yorum gelmemişti. En azından benim kanalıma gelmemişti. Ama büyük ekran olması daha iyi olabilir. Çünkü S24 Ultra kadar büyük değil. S24 Plus kadar büyük bir ekranı var S24 FE'nin. Tasarım olarak önceki modelleri fazlasıyla benziyor. Bu çok eleştirilen bir konuydu. Ki yurt dışındaki ön incelemelere de baktım arkadaşlar. Orada da eleştirilen bir konu olmuş bu. Hani tasarım
aynı diyor. Evet, S23'ten beri devam eden bir tasarım anlayışı aynı. Arkada üçlü kamera. Onun yanında hemen LED lambası. İşte ön tarafa baktığımızda ise yine biraz daha köşeli hale getirilmiş. S23'te böyle değildi. S24'te biraz daha köşeli. Yani önden arkaya olan taraf biraz daha köşeli hale getirilmiş. Telefonun köşeleri ise daha yine aynı şekilde yuvarlatılmış tasarım bulunuyor. Bir de çok fazla eleştiri geldi. Ben bir gönderi paylaşmıştım YouTube kanalımda. Hala 25 watt kablolu şarj olur mu diye falan. Hem benim açımdan çok büyük sorun değil. Yani farklı modelleri kullanıyorum. Mesela S24 kullanıyorum ben çekimlerin bazılarında. Onu ben 25 wattlık bir adaptörle şarj ediyorum. Bugüne kadar bir sıkıntı yaşamadım ama başka markalarda görüyorlar hani böyle 60 watt, 120 watt, 180 watt falan gibi hızları. Bunda da olsun biraz daha iyi olsun diyorsunuz biliyorum anlıyorum. Ama burada yapmadı. Belki S25 ailesinde Samsung bu eleştirileri dinler. Hem tasarımda bazı değişiklikler yapar hem de bu tarz böyle hani pilin biraz daha hızlı şarj olmasını sağlayabilir. Bilemiyorum onu hep birlikte göreceğiz. Şimdi bu ürün ön inceleme dedim ama fiyatları da belli olduğu için fiyat konusunda da birazcık yorum yapabilirim. Bence güzel bir fiyattan çıkıyor çünkü S24 ailesinden daha uygun bir fiyatı var. Yani S24 modelinin yani baz model dediğimiz S24'ten daha uygun bir fiyatı var. Daha büyük bir ekran, birkaç özellik tabii ki S24'te daha iyi. İşlemci biraz bir tık daha iyi ama mesela ekran daha büyük S24'e göre baktığımızda. Ve hani diğer özellikler açısından baktığımda hani S24'te olup bunda olmayan nedir diye sorsak çok fazla bir şey de yok aslında. Hemen hemen aynı özelliklere sahip arkadaşlar. Yapay zeka deseniz var. Birebir hani daha önceki modellerde S24 dersen çıkarsına çıkan yapay zeka özellikleri birebir var. Kamera deseniz hemen hemen aynı. 8K 30 fps çekebiliyor ana kamera. Ön kamera 4K 60 fps çekiyor. İşte 3x optik zoom özelliği vesairesi var. Birçok farklı fonksiyonu da yine kamera üzerinden kullanabiliyorsunuz. İşte pro video olsun, gece modu olsun, hyper geçiş olsun vesaire bunun hepsi var. Yani kamera anlamında da öyle hani ahım şahım işte S24 daha iyidir diyebileceğimiz bir durum da yok. Yani bence fiyatı makul bir S24 Plus gibi de düşünebiliriz. Ben S24'te karşılaştırdım ama aslında boyut olarak baktığımızda S24 Plus'la karşılaştırabilecek bir ürün ki ondan çok daha uygun fiyatlı oluyor ki S24'ün de altında bir fiyatı var. Bence düşünülebilir arkadaşlar. S23F de düşünülebilir bu arada. O da kötü bir telefon değil. Çok ciddi yorumlar vardı ısınmasıyla ilgili ama bence ona da bir göz atmanızı öneririm. Söylediğim gibi bu bir ön incelemeydi. Çok böyle uzun detaylı analizler yapma imkanım yok. Pil ömrünü test etme imkanım olmadı. Burada telefonu 5 dakika önce gördüm. Çünkü özellikleri açıklanmıştı resmi olarak. Ama hani böyle uzun testler yapmak, pil testi yapmak vesaire yapacak bir vaktim yoktu. O yüzden bu birazcık böyle genel bir fikir vermek için hazırlanan bir video oldu. Daha detaylı bir inceleme videosunu telefon bana teste geldiği zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Samsung Galaxy S24F modeliyle ilgili merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz detaylar olabilir ama bu detaylara dikkat edin ki test vesaire yapabilecek konuların sorusu olmasın. Hani pil ömrünü sormayın çünkü test edemedim. Bu tarz detaylar varsa aklınızda hani şu özelliği var mı, şunu yapabiliyor mu gibi sorular varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Ben bu kadar uğraşırken ve çaba gösterirken sizden de bir ricam var. Kanala abone olarak bana destek olursanız harika olur. Bu benim için önemli. Mesela böyle etkinlikler çağrılıyoruz. Abone sayımız arttıkça çok daha iyi etkinlikte, çok daha özel etkinliklere çağrılma imkanı da olacaktır diye düşünüyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.